Babası öldüğünde Ziya sadece 8 yaşındaydı. Dayısı onun bakımını, masraflarını ve eğitimini üstlendi. Bir sene sonra annesi Ziya'nın onlarla yaşamaması şartıyla evlendi. Ziya dayısının evine gitti. Dayısı onu en iyi şekilde yetiştirdi. Ona dini öğretti ve Kur'an'ı ezberlemesine yardımcı oldu. Ziya salih bir Müslüman olarak büyüdü. Dayısını çok seviyordu. Üniversite eğitimi bittikten sonra hiç düşünmeden bu evliliği kabul eden dayısının kızıyla evlenmeye karar verdi. O, Ziya'nın tanıdığı en ahlaklı, babasını çok seven ve annesine daima hürmet eden bir kızdı. Evleneli 2 yıl geçmişti ama hala çocuk sahibi olamıyorlardı. Ziya ve karısı hastaneye tahlil yaptırmaya gittiler. Doktor önce Ziya'yı kontrol ettikten sonra ona sonuçları verdi. Çocuk sahibi olamamalarının sebebi karısıydı ve kendisinde hiçbir sorun yoktu. Ziya doktora gülümsedi ve Allah'a şükretti. Sonra da doktora, "Şimdi eşimi çağırmaya gideceğim ama sizden ona sorunun onda değil bende olduğunu söylemenizi istiyorum," dedi. Biraz ısrarın ardından Ziya doktoru ikna etmeyi başardı. Ziya bekleme odasında oturan karısını çağırdı ve beraber tekrar doktorun yanına gittiler. Doktor onlara sorunun Ziya'da olduğunu ve uzun bir ilaç tedavisi görmeleri gerektiğini söyledi. Ziya olan biteni eşine belli etmemek için bu duruma çok üzülüyormuş gibi yaptı ve bunun Allah'ın takdiri olduğunu söyledi. Birkaç gün sonra da bu haber akrabalar ve komşular arasında yayıldı. Doktora gitmelerinin üzerinden 4 sene geçmişti. Ziya ve eşi sabırla bekliyorlardı. Ta ki karısı Ziya'ya, "6 senedir çocuk sahibi olamıyoruz ama artık buna katlanamıyorum. Senden boşanıp tekrar evlenip çocuk sahibi olmak istiyorum. Bu sene bizim son şansımız," diyene kadar. Ziya eşine tamam dedi ve Allah'tan umudunu kesmedi. Birkaç gün geçmedi ki فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Karısı böbrek yetmezliğine yakalandı. Psikolojisi iyice bozuldu ve Ziya'yı kınamaya başladı. Karısı hastanede yatıyorken Ziya ona, "Sana bir donör aramak için yurt dışına çıkacağım," dedi. Birkaç gün geçtikten sonra karısını aradı ve müjdeli haberi ona verdi. Hindistan'dan bir bağışçı bulmuştu ve en yakın zamanda onunla beraber dönecekti. Ameliyattan bir gün önce donör hastaneye geldi. Ziya işlerini bitirmek için yurt dışına çıkmak üzere eşinden izin aldı. Karısı buna çok sinirlendi ve Ziya'ya, "Ben bu kadar tehlikeli bir ameliyata girecekken sen nasıl beni terk edip seyahat edersin?" dedi. Ameliyat başarılı geçmişti. Bir hafta sonra da Ziya geri döndü. Yorgunluğu yüzünden anlaşılıyordu. Aslında donör kendisiydi. Yanında getirdiği Hintli ise sadece bir işçisiydi. Ama bundan dayısı dahil kimsenin haberi yoktu. Bir hafta boyunca geceleri Bakara suresini okudu ve tam bir huşuyla Allah'a eşine şifa vermesi için dua etti. Ameliyattan 9 ay sonra Ziya'nın eşi hamileydi ve bir çocuk dünyaya getirdi. Herkes mutluydu. Ziya bazı işlerini bitirmek için seyahate çıktı. Fakat günlüğünü ofisinde unutmuştu. Karısı onun günlüğünü okuduğunda çocuk sahibi olamamalarının sebebinin aslında kendisi olduğunu ve ona böbreğini bağışlayanın Ziya olduğunu öğrendi. Gözyaşlarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağladı. O günden sonra ne zaman kocasıyla otursa başı öne eğikti. Ona yaptığı kötülükler karşısında yüzüne bakmaya cesareti yoktu. Ziya ona yaklaştı, gülümsedi ve "Senin babanın bana olan sevgisi ve cömertliğinin sadece birazını sana verebilmeye çalıştım," dedi. Ya eyyuhennâsü kad câetkum mev'izatum min rabbikum وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ
لَا يَجْمَعُونَ Firavun kızının tarakçısı. Tarakçı Firavun'un kızının saçlarını tarıyordu. Elinde tarak düştü bir anda. Tarağı yerden alırken "Bismillah, Allah'ın adıyla" dedi. Firavun'un kızı "Babamı mı kastediyorsun?" Tarakçı "Benim, senin ve babanın Rabbini kastediyorum" dedi. Firavun'un kızı babasına gidip olayı anlattı. Firavun tarakçıyı çağırdı ve ona "Rabbin kim?" diye sordu. Tarakçı "Benim ve senin Rabbin olan Allah'tır" dedi. Firavun büyük bir kazanda yağ kaynatmalarını, küçük çocuklarını ve emzikli bebeğini getirmelerini emretti yanındakilere. Büyük oğlundan başladı ilk önce. Muhafızlar çocuğu alıp kaynayan yağ getirdiler ve Firavun tekrar sordu tarakçıya. "Rabbin kim?" "Rabbim ve Rabbin Allah'tır" dedi kadın. İlk oğlunu kızgın yağa attı muhafızlar. Çocuğun kemikleri kızgın yağın üzerine çıkana kadar tuttular. Sonra ikinci oğlunu getirdiler ve yine sordu Firavun, "Rabbin kim?" "Rabbim ve Rabbin Allah'tır" dedi kadın tekrar. İkinci oğlunu da attılar kızgın yağa. Çocuğun kemikleri yağın üzerinde yüzüyordu. Daha sonra emzikli bebeği getirip yağın üstünde tuttular yavrucağı. Tarakçı bebeği bir başka seviyordu. Firavun yine "Rabbin kim?" diye sordu kadına. O anda tarakçı yere yığıldı. Kalbi duracak hale geldi. İşte o an Allahu Teala kundaktaki bebeğe dile gelmesini vahyetti. Kadından başkası duymuyordu bebeği. Bebek "Anneciğim, korkma, benim ve senin Rabbin Allah'tır" de. "Sen doğru olanı söylüyorsun" dedi. Tarakçı bütün gücüyle "Rabbim ve Rabbin Allah'tır" dedi. Muhafızlar kundaktaki bebeği kızgın yağa attılar. Kemikleri kızgın yağın üzerinde yüzüyordu. Sonra kadını aldılar ve onu da çocukları gibi kızgın yağın içine attılar. Hepsi şehit oldu. Sonra kemiklerini alıp dereye attılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamla birlikte gece yürüyüşüne çıktığında bu dere üzerinden geçerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir koku koklarmışçasına Cebrail'e "Bu koku nedir? Ne kadar da güzel kokuyor" dedi. Cebrail "Bu koku Firavun'un tarakçısı ve çocuklarının kemiklerinin kokusudur" diye cevap verdi. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد